kıyafetler. Biz her gün farklı kıyafetler giyiyoruz. Bu kıyafetler mevsimden mevsime değişiyor. Örneğin şort. Biz şortu ne zaman giyiyoruz? Yazın. Yaz mevsiminde. Çünkü hava çok sıcak ve şort çok rahat. Denize gidiyorum, şort giyiyorum. Ceket. Ceket bahar aylarında giyiyoruz. İlkbaharda, sonbaharda daha çok ceket giyiyoruz. Bazen işe giderken ceket giyiyoruz. Yelek. Yelek bazen ilkbahar ve sonbaharda giyiyoruz. Terlik. Terlik ben şimdi giyiyorum. Yok yok şaka. Gerçekten şaka. Terlik yazın giyiyoruz. Atkı. Kışın çok soğuk. Boynumu örtüyorum, burnumu kapatıyorum, ağzımı kapatıyorum. Kışın atkı takıyoruz. Atkı giyiyoruz, atkı takıyoruz. Palto. Kışın hava soğuk ve palto giyiyoruz. Kışın kalın giysiler, yazın ince giysiler giyiyoruz. Bu kelimeleri bir hatırlayalım. İki kitabım var. Bir kitabım kalın. Evet, hala okuyorum, bitmiyor. Bu kitap ince. Kalın, ince. Kıyafetler de böyle. Kalın kıyafetler. Kışın çok soğuk, kalın kıyafet giyiyorum. Yazın sıcak, ince kıyafet giyiyorum. Sonbaharda ve ilkbaharda mevsimli kıyafetler giyiyorum. Yazın açık renkli, kışın koyu renkli kıyafetler giyiyorum. Açık, koyu. Hadi bu kelimeleri öğrenelim. Açık kelimesi farklı yerlerde kullanıyoruz. Mesela ışık açık, kapı açık ve renklerde kullanıyoruz. Açık ve koyu. Açık renkler. Rengimiz mavi. Renkleri öğrenmiştik. Mavi renk. Mavi renk. İkisi de mavi. Açık mavi, koyu mavi. Yeşil rengi biliyoruz. İkisi de yeşil renk. Açık yeşil, koyu yeşil. Ve kırmızı. Açık kırmızı, koyu kırmızı. Biz renkleri öğrendik. Ve biliyoruz bazı renkler daha açık. Beyaz, sarı, bunlar açık renkler. Siyah, kahverengi, bunlar koyu renkler. Bir konu daha var. Evet, renkleri öğrendik. Kırmızı, beyaz, siyah. Bu kelimelerin yerine biz Türkçe başka kelimeler de kullanabiliyoruz. Kırmızı, al. Kırmızı ve al eş anlamlı. İki kelime aynı. Türk bayrağı kırmızı, al bayrak. Beyaz. Beyaz yerine biz Türkçe ak diyebiliriz. Beyaz ve ak aynı. Kara. Kara ve siyah aynı kelimeler. Biz siyahı öğrendik. Şimdi karayı öğrenelim. Bu kelimeleri Türkçe'de biz kullanıyoruz, bazen kullanıyoruz. Mesela saç, göz için bu kelimeleri kullanıyoruz. Benim saçım ne renk? Ben de bilmiyorum. Biraz siyah, biraz beyaz. Yani biraz kara, biraz ak.
ak saçlı. Genellikle yaşlılar için ak saçlı diyebiliriz. Ak saçlı, kara saçlı veya kara gözlü. Bunları kullanıyoruz. Saç için kırmızı ve aldan başka bir şey daha kullanıyoruz. Kızıl. Kızıl saçlı. Geçelim sonraki slaytımıza ama lütfen siz de buradaki kelimeleri tekrar edin. Kazak. Tişört. Kazağı ne zaman giyiyorum? Kışın. Kazak, kışlık bir kıyafet. Tişört, yazlık bir kıyafet. Eldiven, kışlık bir kıyafet. Yelek, mevsimlik, baharlık bir kıyafet. Siz de farklı kıyafetleri ne zaman giyiyorsunuz? Lütfen düşünün. Renklerin dili. Renklerden çok bahsettik. Peki siz hangi renkleri seviyorsunuz? Hangi renkleri sevmiyorsunuz? Ben genellikle siyah giymeyi tercih ediyorum. Çünkü biraz kiloluyum. Siz hangi renk giymeyi tercih ediyorsunuz ve neden? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Biraz cümleler kuralım mı? Hafta içi, hafta sonu, bilet, çay, mevsim, alışveriş, tiyatro, seyahat, sinema, konser, pazar, yıl. Bu kelimelerin hepsini artık biliyorsunuz. Bu kelimelerle lütfen cümleler kurun. İsterseniz evde bunları defterinize veya bir kağıda yazın. Örnek verelim. Hafta içi tiyatroya gidiyorum. Hafta sonu başka bir şehre seyahat ediyorum. Sinemaya gitmek istiyorum. Sinemaya gitmek için bilet alıyorum. Örnekleri siz artırabilirsiniz. Şimdi küçük ama söz veriyorum kolay bir test yapacağız. Hadi bu sınavı beraber yapalım. Biz bu ünitede saatleri öğrendik. Saatlerle ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Saate göre hangi seçenek doğru? 2'ye çeyrek var. Çeyrek 15 ve 45'te kullanıyorduk. Bu doğru değil. 2'yi 20 geçiyor. 20 mi? 5, 10, 15, 20. Bu da olmadı. 3'e 20 var. Doğru. Saat 3'e geliyor. Bakalım kaç var? 5, 10, 15, 20. Doğru cevabı bulduk. Saat 3'e 20 var. Son seçenek 2,5. Buçuk olması 30 olması demek. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 9,5. Doğru. 10'a çeyrek var. Doğru. Çeyrek var. 12'ye çeyrek var. Aha. Çeyrek var. Çeyrek geçiyor. Yanlış olan C. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İle ve V konusuna dönüyoruz. Arabayla. Doğru. Son harf A, sonra Y ve La. Arabayla. Gemiyle. Doğru. Gemiyle. Metroyla. Metro. Metroyla. Doğru. Taksi. Taksi. Son harf İ, ünlü. Arabayla. Gemiyle. Taksiyle. Yanlış cevap D. Taksi ile. Taksiyle. Hangi ifade yanlıştır? Renkli kalem. Tamam. Çizgili defter. Doğru. Akıllı çocuk. Tamam.
lı 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 li li li. Sıcaklı çorba. Çorba sıcak. Sıcak çorba. D yanlış. Hangisi doğru? Bir demet sucuk. Yanlış. Bir kangal sucuk. Bir kangal maydanoz. Bir demet maydanoz. Bir kalıp peynir. Evet. Doğru cevap bu. Bir salkım ekmek. Hayır. Salkım üzüm. Doğru cevap C. Hangisi kış mevsimine ait değildir? Ocak, Şubat, Mart, Aralık. Hangisi değil? Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta çok üşüyoruz. Kış mevsimi. Mart, bahar geliyor. Hangisinde renk adı yok? Akdeniz, beyaz deniz, Akdeniz. Öğrenmiştik. Akdeniz'de renk adı var. Karadeniz, bunu da öğrendik. Siyah deniz, Karadeniz. Kızıl deniz, kızıl saç dedik daha önce. Kızıl deniz. Ege denizi, Ege bir renk değil. Hangisi yanlış? Güldü. Doğru. Kaçtı. Buldu. Yedi. Afiyet olsun. Kaçtı. Ç. Fıstık çap. Kaçtı. Kaçtı. T. Hangisi yanlış? Okul seviyorum. Okullu seviyorum mu acaba? Lambanı yak. Tamam. Kitabı okudum. Arabayı beğendim. Yanlış cevap okul seviyorum. Okullu seviyorum. Doğru cevap. En sıcak mevsim hangisi? Kış. İlkbahar, yaz, evet yaz çok sıcak. En sıcak mevsim yaz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.